Yılbaşı özel programından merhabalar. Herkese mutlu, sağlıklı, yeni bir yıl diliyoruz. 2021'in Fenerbahçe'mize de şampiyonluklar, kupalar, başarılar getirmesini temenni ediyoruz. Futbolcularımızdan Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar'la keyifli bir yeni yıl sohbeti gerçekleştirdik. Şimdi gelin... Dediğiniz, yani röportajdan önce bahsettiğimiz gibi bir seneyi geride bırakıyoruz. 2020 senesi aslında hem bizler açısından hem ülkemiz, dünya açısından zorlu, hiç istemeyeceğim bir şekilde geçen bir sene oldu. Salgın hastalıklar, özellikle ülkemizde depremler, işte bu son dönemde kuraklıktan bahsediliyor. Ama 2021'in ben tam tersi olacağına, toplum olarak, millet olarak, daha huzurlu, daha refah, daha sağlıklı bir şekilde inşallah şu korona sürecini de en iyi şekilde atlatıp bizim açımızdan da takım başarısı açısından da bu sezonu son maçta aldığımız galibiyetle beraber önümüzdeki maçlara da yansıtarak güzel bir seri yaparak taraftarlarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah ülkemiz adına da 2021 senesi hayırlı bir sene olur diye ümit ediyorum ben. Tabii 2020 tüm insanlığın alışık olmadığı bir salgınla boğuşturdu insanlığı. Maalesef çok can alıcı bir sene oldu. Kötü geçti hepimiz için, insanlık adına da öyle. Benim tek temennim 2021 yılında sağlığın, huzurun bol olduğu bir yıl diliyorum herkese. Tüm Fenerbahçe taraftarına ve ülkemize. İnşallah çok mutlu, çok güzel günler hepimizi bekliyor. 2021 yılında kutlayacağımız çok zaferler olacağı temennisini iletiyorum herkese. Öncelikle her şeyin başı sağlıktır. Sağlıklı olmayı temenni ediyorum. Hem benim açımdan hem ailem açısından hem de burada Fenerbahçe ailesi olarak, ülke olarak inşallah sağlıklı bir yıl olur bizim için. Onun dışında da camia olarak, takım olarak özlediğimiz şampiyonluklara, lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve arkasından inşallah Süper Kupa zaferleriyle inşallah taraftarlarımızın bu uzun sürelerde kırdığımız gönlünü açıkçası almak istiyoruz. En büyük hedefim bu. İlk bu kulübe adım attığımdan itibaren hedefim Fenerbahçe Futbol Kulübü'yle kupalar elde etmekti. İnşallah bu en büyük hedefimizi burada kardeşlerimizle beraber başaracağımıza ben inanıyorum. Tabii ki de çok uzun maraton, inişler çıkışlar olacaktır ama önemli olan düştüğümüz zaman hep beraber el ele verip birbirimize destek olup taraftarlarımızla, camiamızla beraber yolumuza emin adımlarla ilerlemek. Bunu da başaracağımıza ben inanıyorum. Bu camia tarihinden beri en zorlu süreçlerde bile dimdik ayakta durup yolun her zaman devam etmiştir. İnşallah bu senede 2021 senesi de hepimiz açısından başarılı, kupalarla, zaferlerle dolu bir sene olur diye temenni ediyorum ben. Çok bir şey söylemeye gerek yok. İçimizdeki her şeyi söyledi zaten. Bütün Fenerbahçe camiasının beklediği, hayal ettiği başarıları biz de tabii ki hayal ediyoruz. Takım içinde hep birlikte. Onun için var gücümüzle çalışacağız. İyi günler, kötü günler olacak. Ama sımsıkı olmaya devam etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum buradan. Bizim bizden başka dostumuz yok. İnşallah 2021 yılında üzdüğümüz herkesi, özlenen şampiyonluğu da bu kulübe getireceğiz ve ondan sonra önümüz çok açık olacağına inanıyorum kulüp olarak. Çok önemli bir sezondayız. Tüm her şeye kulaklarımızı, gözlerimizi kapamamız lazım. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmamız lazım bütün camia olarak. İnşallah da hayal ettiğimiz, istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Sağlık'la bundan 6 yıl önce 2013'te karşılıklı oynadık. Sebat'taydı o. O zaman saçlar böyle değil tabii, değil mi? Yanlış. Tam buna karar verdiğim dönemler. Yani tabii. Arada böyle gıcık bir şeydi aynen. Oradan beri futbolculuğunu çok beğenirim zaten. Çok tanışma fırsatımız olmamıştı ama insan olarak da burada
tanıdığım çok özel insanlardan biri gerçekten. Ne olursa olsun takımın birlikteliği ve takımın başarısına odaklanmış bir yapısı var. Çok iyi niyetli ve çok temiz kalpli bir kardeşimiz. Oynasın oynamasın her türlü desteğini bizden esirgemeyen, resmen yani bizi 12 kişi oynatıyor diyebilirim yani. İnşallah saha içinde de birçok mücadeleyi birlikte verip çok şey başaracağız onları. Vallahi şimdi bana ne söylediyse ben iki katını kendisine söylemek istiyorum açıkçası hakikaten. Buraya ilk geldiğinden zor bana... oluyor böyle şimdi ya. Harbiden ya. Baş başa kalsak biz neler söyleriz birbirimize de kamera karşısında. Kardeşim hakikaten kendisine teşekkür ediyorum benimle alakalı sarf ettiği cümlelerden dolayı ama ben de kendisiyle alakalı hakikaten buraya geldiğinden itibaren yani ben kendim gibi görüyorum açıkçası. Her anlamda, yaşayış anlamında, dünya görüşü, dünyaya bakış açısı anlamında, sahadaki profesyonelliği hakikaten ya herkesin düştüğü anda bile biz önce birbirimizi motive ediyoruz idmanda sahaya çıkarken. Ondan sonra etrafımızdaki arkadaşlarımızı, abilerimizi motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü burada oynasak da oynamasak da bu takımın, bu camianın başarısı hepimizin başarısı. Biz bunu felsefe edindik. Takımdaki bütün arkadaşlarımız, abilerimizle beraber hakikaten bu temel üzerine inşa ediyoruz düşüncelerimizi ve hareketlerimizi. Dediğim gibi her şartta, her koşulda bizim önceliğimiz Fenerbahçe Arması ve onun başarısıdır. Mert Hom'la beraber de sağ olsun Gençler Birliği maçından önce konuşmuştuk. Allah da nasip etti. Güzel bir gol attı. Geldi bana, secdemizi yaptık. Son maçta bir beni pas geçti. Onu da unutmadım. Kendisine söyledim ama hocaya gitti orada. 2 gün önce, 3 gün önce biz onu zaten yaşadık yani. Böyle yapacağız, böyle olacak. Sen bana geleceksin. Ben tribünden atlayacağım dedim aşağıya. Aynen o şekilde oldu. Başakşehir maçında da yine çekti sola vurdu. Ben de bekliyorum. Gel diyorum. Şuraya kadar geldi. Buradan bir döndü. Ben de döndüm doktora sarıldım yanımdan da sonra. Yine camiamızın birlikteliği için yaptım. Tabii. Kardeşim benim. Yok önemli değil. Biz birbirimize takılıyoruz ama o bize her maç gol atsın, bize her maçı alsın. İstiyorsa hiç bana gelmesin. Ben onu her türlü diğer gün bulurum burada. Sonra olsun, idman içinde olsun. Bu şutları deneyen bir kardeşimiz. Ve bunu hakikaten çok iyi yapıyor. İnşallah Gençler Birliği Başakşehir bu gol serisine önümüzdeki maçlarda da devam eder. Biz de onun attığı golle kendimiz atmış gibi mutlu olmaya devam edeceğiz. Dualar etkili oluyor. Her maçtan önce çıkarken okuyor beni. Gerçekten. Eyvallah. Tabii bu süreçte gerçekten zorlu günler yine yaşayacağız. Bundan önce yaşadığımız gibi. Bu birlikteliği, bu tadı kaçırmamamız lazım. Hem camia olarak, biz içeride futbolcular olarak. Sonuçlar tabii ki çok önemli. İnşallah sonuçlar hep bizim istediğimiz gibi gider. Gerçekten burada çok güzel bir ortam var. Bunun üstüne koyup herkes birlikte bir şeyler paylaşıp her şeyi sadece camia için düşündüğümüzü düşünüyorum. Burada bulunan topluluğun, herkesin de tek hedefinin başarılı olduğunu düşünüyorum. 2021 yılı inşallah bize uğurlu gelir ve sağlık dolu, başarı dolu bir yıl geçiririz. Zaten çok büyük bir profesyonel kendisi. Hep birlikteyiz zaten saha dışında da. Her Allah'ın günü fitness'ta ben de girmeye çalışıyorum ama onun kadar değil. Zaten kollardan belli oluyor. Sahada da yaklaşmıyorum ona. Her idman %100 performans gösteriyor, atlıyor, zıplıyor böyle. Bazen çekiyorum ya, hatta geçen bir idman oldu. Böyle top arada Sadık geliyor, Sadık böyle yaptı. Sadık yapıyor. Beni gördüm. Ben de kardeşim Mert olduğu zaman bir yani. Bir kere düşünüyorum yani. Gördü bıraktı, öyle bir şey de yaşadık. Ya gerçekten hayatını tamamını futbola yönelik yaşayan ve muhteşem bir ailesi olan biri kendisi. Dediğim gibi zaten bu takımın bence karakter olarak en önemli oyuncularından biri. Bu bütünlüğü sağlayan ana temellerden biri. Çünkü hem içeride hem dışarıda konuşmaları hep bu yönde, her türlü. Her gün ne olursa olsun hep aynı şekilde hazırlanıp idmanı %100 yapan biri. O yüzden gerçekten takdir edilesi bir profesyonel bir var. Uğur'u, Mert, yani benim gördüğüm kadarıyla çok böyle Uğur'a şey yapmaz ama bir turuncu kramponları vardı işte. En son yeni böyle vazgeçti. O kramponu çok seviyordu. Yedeği var. Yedeği var. Kendisi öyle görüyor. Kendisine iyi geldiğini düşündüğü kramponuna. Sahip çıktı, sürekli giydi ısrarla. Onun dışında da ben en büyük uğrunun dua etmek olduğunu
biliyorum, şahsen görüyorum zaten. Onun dışında zaten yapacak bir şey yok. Bizim uğurdan ziyade dualara ihtiyacımız var, mücadeleye ihtiyacımız var, tek bir yumruk olmaya ihtiyacımız var. Bunu da Mert kardeşimle beraber biz zaten takım içerisinde de elimizden geldiği kadar bu ruhu yansıtmaya çalışıyoruz. Hakikaten takımımız çok karakterli, çok düzgün, çok iyi insanlardan, çok iyi futbolculardan kurulu bir takım. Hiçbir şekilde bir ayrımcılık, hiçbir şekilde bir bölünme, gruplaşma, öyle bir şey olmaz, söz konusu değil zaten. Bu ne Erol Hoca'nın olduğu yerde olur, ne Emre abinin olduğu yerde olur, ne de takım içerisinde büyük abilerimizin olduğu yerde böyle bir şey olma ihtimali yok. Biz burada yabancı kardeşlerimizle de, yerli kardeşlerimizle de, genç kardeşlerimizle de çok güzel bir aile olduğumuzu biliyoruz. Kendi aramızda yaptığımız toplantılarda da bunu zaten herkes dile getiriyor. Hakikaten birbirimizi çok seviyoruz. İnşallah bu birlik beraberlik de sezon sonunda bize hedeflediğimiz başarıyı getirecektir diye ben temenni ediyorum. Sezon öncesi geldim ben, sanki 10 yıldır beraber gibi hemen bir okey masası kuruldu falan. Odada 10-15 kişi abartısız. Yıllarca birlikte oynasan bile bazen yakalayamayacağın ortam olur ya. Öyle bir ortam yakaladık. Güzel ya, dediğimiz gibi ortam gayet güzel, eğlenceli. Kamplarda da yapacak çok şey buluyoruz. Yani. Genelde maç günleri olduğu için maç izliyoruz. Kampta olduğumuz dönemlerde maçları takip ediyoruz. Kendi ligimizden veya işte yurt dışında Avrupa'daki ligler. Tavla, muhabbet, gırgır, şamata. Biz kendimizi açıkçası böyle motive ediyoruz maça. Yeri geliyor maçla alakalı konuşuyoruz maç akşamı. Oturuyoruz, neler yapıyoruz, neler yapacağız, neler yapmamamız gerekiyor. Hepsini kendi aramızda istişaresini yapıyoruz. Dediğim gibi hakikaten bir aile ortamım var. Yeri geliyor bizim odada dediği gibi 7-8 kişi, 10 kişi oturuyoruz. İnşallah bu ortam da sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Yeni yılda kaç gol bekliyorum? Sadon yedirmeyecek ya. 14. Artarsa kar. 26. Kupa var. 30'a yakın maç var. 2 tane attı kardeşim. Evet. Hep sen de atla, biz de atalım. Sen de ya, işte. Ben. Yani 5 tane toplam bir rakam mı vereyim yani? 5. Toplama mı? 2 bize toplam. 5 tane o atsa, ben de zor yani. Nasıl yapar? Atarsın, niye atamazsın? 5-1. Ben bir hedef koydum kendime de. 5-2 de öyle 7. 5-2 de öyle 7. İnanılmaz, çok iyi sayı. Bence. Ondan sonra yanına tabii asistleri de ekleyecek inşallah. Onları hiç saymıyor. Levlevi gibi asist yapıyor onlar zaten. Çip bollar falan. Ben atamam herhalde ya. Ben yedirmeyeyim yeter adam ya. Adam atacak. Ben yedirmeyeyim yeter. Bak bu ya. Kamera kaydı burada kalsın en kısa zamanda. Oynadığı ilk başta gol atacak, göreceksiniz. İlk başta bu. Şanssız maçta. Bir maç oynadı. Maalesef hepimizin kötü oynadı. Ona destek veremediğimiz bir maç oynadı. Malatya maçı. Onun bize verdiği desteği maalesef ona o gün veremedik. Tabii ki vermek isterdik. Ama bundan sonraki oynayacağı ilk maç bu Kasımpaşa maçıyla birlikte inşallah golle gelecek. O Allah'ın zaman atıyorum. Sen şey yapıyor muyuz? İnşallah. Tamam. Hoca'ya gidersen. Git kardeşim. Ben de gelirim. 8 formanım. Vaa. Müthiş olur. İnşallah. Kaç kaldı? 6. Kupalar dahil mi? Abi. Lig mi? Ligde attım. Finalde attım diyelim. Saymayacağım mı? O sayılır da lig önemli. Tamam. Ya takıma katkı verelim de gol, asist önemli değil. Kazanalım biz. Kenarda oturup da izleyebiliriz programı diye. Eyvallah. Yeter ki kazanalım, mutlu, huzurlu devam edelim. İşte. Çünkü o yaşadıklarımızı biz biliyoruz o 3 haftada. Aynen. Gerçekten çok zor oluyor. Moral motivasyon düştüğünde bir şeye sarılma ihtiyacı duyuyor insan. Kazanmak iyi ya. Gol mol önemli değil. Yani. 2021 yılında da bizleri izleyen, bizleri takip eden herkese huzur dolu, hayatlarında hep mutluluk olan, sağlık sıhhat olan bir yıl diliyorum. Onlara selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ben de Mert kardeşimin bütün söylediklerine altına imzamı atıyorum. bütün taraftarlarımıza, camiamıza, milletimize, Türk halkına yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. İnşallah herkesin gönlünde ne varsa 2021 yılında gerçekleşir. İnşallah 2021 senesinde salgın hastalıklar olmaz, depremler olmaz. İşte kadınlara yönelik şiddet olmaz. Çok önemli. Çok önemli. Bugün bir şey. Yine maalesef ailenin sözleri. Üzücü bir haber aldık.
Ya, i̇nşallah bütün bunların azaldı. Kınıyoruz da inşallah önüne geçerler artık. Bir sene olur hepimiz açısından. Dünya çok büyük, yani paylaşılamayacak hiçbir şey yok. Hakikaten çok mutlu bir şekilde yaşayabiliriz dünyada. O yüzden dediğim gibi herkes herkesin iyiliğini düşünsün, herkes herkesin iyiliğini istesin. Allah da onlara güzellikler nasip etsin diye ben yeni yılda temenni ediyorum. Yeni yıl 2021 inşallah bize o büyük taraflarımızı da getirir stadımızda. Onların en büyük eksiğimiz gerçekten. Biz 50 bin kişinin olduğunu düşünsenize. Kimse rahat edemez. 1-0, 2-0 önde başlıyorsun ya. 1-0, 2-0 resmen önde başlıyorsun. Özellikle sana 4-5 defa daha fazla tabii, atır. Deplasmanla bile, deplasmanla daha iyi. Deplasman türlerini o kadar dolduruyorlar ki. Özellikle ben zaten ilk geldiğim sezon Beşiktaş deplasmanındaki 3 biten maçta. Yani Beşiktaş deplasmanında o kadar sınırlı kapasitedeki bir sayıyla gelip orada ben sadece bizim taraftarımızın sesini duydum hakikaten o gün. Taraftar çok önemli. Bize de çok büyük destek olmuşlardı. İnşallah temennilerimden bir tanesi de 2021 senesi taraftarlarımızı bizlere tekrar geri getirir diye temenni ediyorum. Bu korona olmasaydı belki geçen sene biz ülkede inanılmaz bir şey başarabilirdik. Bizim çok itici gücümüz Sivas'ta da. Burayı düşünemiyorum 50 bin kişiyle birlikte rakiplere yaşatabileceklerimizi. Gerçekten taraftar çok önemli. Bu yasaktan önce, ikinci yasaktan önce locaları aldıklarında bile tabii canım ya. İnanılmaz etki ediyor. Tabii 2000-3000 kişi bile size gerçekten yapmayacağınız, o an yapamayacağınız gücü veriyor. Tabii çok, o Trabzonspor maçı mesela içerideki 1-0 geriye düştük. O dönemde localar açıktı mesela. Orada bile mesela bir hareketlilik, bir bağırış çağırış takımı tabii ayağa kaldırıyor. Çok İçerisi önemli. Dışarısı kalmadı. Aynen. Şu an. Yani iç saha deplasman bence bir farkı yok yani.